Çok enteresan bir konuğumuz var sizlerin dışında. Bu da stüdyomuzda. Bu ülkede evet canımız sıkılıyor. Moralimiz çok iyi değil falan filan gibi şeyler konuşuyoruz ama arada böyle bazı haberler var. Bunların çok çıkması gerektiğine inanıyorum ben yani. Çok duyulması gerektiğine inanıyorum. O haberden bir tanesi de bu hafta içinde, geçtiğimiz hafta içinde aslında internette, sosyal medyada paylaşıldı. Geçen hafta programımızı yapmadık, Beyaz Show'u. Onun için kendisini konuk edememiştim. Bu hafta sağ olsun kırmadı, geldi. Tribünde oturan sevgili Şaban Türkoğlu diye Urfa'dan gelen bir abimiz var. Şaban abi mikrofon yanında mı? Yanımda. Yanında mı? Bir göreyim abi Evet. mikrofonu. Ha, headset var. Peki, Evet. özür dilerim. Şaban abinin ne yaptığını söylemeden önce Şaban abiye bir büyük alkış alayım çünkü sonra daha büyük alkış alacaksınız. Şimdi böyle konuşuyoruz ya, iyilik yapıyoruz, iyilik yaparım, iyilik yap, keşke, 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 keşke falan hani böyle işte yapan yapıyor. Şaban abi tır kullanıyor. Tır kamyonu var. Urfa'da yaşıyor. Urfa Urfa, Viranşehir. Viranşehir. Evet. Evet. Şimdi çıkan haber şuydu. Çok etkilendim gerçekten de. Müthiş bir şey yani. Şimdi tırın bir dorsesi var. Arkada bir kasası var biliyorsunuz. Bir de tırın ana kullanılan gövdesi var. O ikisinin arasında bizim anlamadığımız, bilmediğimiz bir ton malzemenin olduğu bir yerler var. O ikisinin birleşme noktasında. Bundan 3-4 hafta önce, şu Şaban abi daha iyi anlatacak size. Bir güvercin geliyor, o iki aradaki bir aletin üzerine yuva yapıyor ve yumurtluyor. Ve Şaban abinin yola çıkması lazım. Çünkü işi o, ailesini oradan doyuruyor. Ve Şaban abi o güvercin orada kuluçkaya yatsın, o yumurtalar oradan kırılsın ve küçük güvercinler doğsun diye 20 gün işe gitmiyor. Ve sadece onların oradan çıkmasını bekliyor. Şimdi bir büyük alkış daha var. Şaban abi. Bir görüntü var değil mi elimizde? Bir görüntüyü izleyelim sonra Şaban abiyle konuşalım. Yap hem de yumurtayı koy yani acayip bir şey yani. Onun için ben kıyamadım. Allah'ın bir şeyiydi yani. Ben günahkar bir kulum. Onlar da melek. Gelmiş misafir olmuş. O da yuvasını şey etti. Gidecekler yani. Şaban abinin adının duruştan belli. Melek, bir melekti orada. Şaban abi önce hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Sonra herkes adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah yani Allah. Ne güzel şeyler bunlar gerçekten de hani duymamız gereken, bilmemiz gereken. Nasıl oldu? Bir anda mı yani yuva yaptı? Nasıl oldu? Bir çapıda mı oldu her şey? Kuş yuvasını zor yapar, o kadar kolay değildir ama. Önce bu fırsatı verdiğin için, davet ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim, Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Soma'daki vatandaşlarımıza ölenlere rahmet, ailesine de başsağlık diliyorum. Şimdi ölümlü dünyadır abi. Şimdi şöyle, Urfa'ya gittim, hastam vardı. 3-5 gün falan kaldım. Eve geldim, dedim işe çıkayım. Arabayı böyle kontrol ettim, baktım yuva. Kuş da üstünde yani bu şey, kumru. Uçurdum ona, baktım iki tane yumurta var altında. Yani nasıl diyeyim, sanki budur ben yapmışım, erkek sen git yani, boz. Böyle bir şey. Tabi bu inanç meselesi. Ben de bekledim. 21 gün geçti. Civcivleri çıkardı zaten. Çıkardı mı? Evet, çıkardı. Bir 15 gün daha bekledim. Şimdi uçuyorlar. Vallahi. Artık he, kurtuldu. Şimdi
Şimdi bu kalıcı bir şey değil. Çünkü 10 günde bir eve geliyorum, bir gece kalıyorum, işe çıkıyorum. Evet. Ama o hayvan geldi, yaptı o yuvayı. Şimdi bu yuva, yani bu sanki acayip bir şey, kalıcı bir yer değil. Diyelim gözüne kestirmiş falan yani. Bir de yabancı, yani nasıl, yabani bir kuş. Evcil de değil yani evet. Şimdi bu. Peki senin kamyonu seçmesinde bir sebep aradın mı? Yani bu bir... Bence aradı. Allah-u Teala tarafından. Evet. Ben öyle inanıyorum. Bir işaret bir mesajdı bu. Evet. Bir engel, bir ama yani ne güzel işe karşılık, çıkmamak. Ne güzel karşılık evet. Vermişsin. Harika. Peki bununla geçiniyorsun. Yani tek işin bu. Tek işim bu. Peki 21 gün önce, sonra da 15 gün. Yaklaşık 15-20 gün daha. Şimdi 15 gün oldu, buraya gelecektim. Bir hafta daha ertelendi. Yani 40 günü geçiyor. Peki evdekiler bir şey dediler mi sana? Yani baba çalış artık git falan işe, hani evin geliri geçimi buradan yani. Evet dedim, yani şimdi şöyle illahi bir şey yani boz git demediler de. Ben de dedim rızkı veren Allah'tır dedim. Kefili Allah'tır dedim. Evet. Bir inançla bir şeyle dedim, hesap et ki iki çift teker top attı veya bir arıza verdik, 5 milyar verdik, ne olacak yani? Çok güzel. O amaçla durdum, böyle buraya kadar geldi yani. Ben de çok diğer kamyoncu arkadaşların falan bir şeyler söylediler mi? Yani zaten bu konuyla ilgili konuştunuz ben mı? Ben gazetecileri çağırmadım. Ben şey etmedim. Arkadaş bir tane burada selam gönderiyorum. Mehmet Yol var arkadaşım, beraber çalıştığımız. Dedi ki... ben duymuşum hastan iyi dedi. Ben işe almışım. Ceylan Pınar var bizim. Evet. Orada TİGEM var. Buğday çekiyoruz Mersin'e falan. Dedi gel işe almışım gidak dedi. Ben de dedim gelmiyorum. Ya dedi niye gelmiyorsun dedi. Yani bir sorun mu var dedim. Sorun yok. Zorladı beni dedim. Kuşum var dedim. Valla kuş dedim. Sorun yok, yapmış. Sorun yok torun var. Evet. Kuş yüzünden gelmiyorum dedim. Kuş. Deme dedim valla öyle. Baktım gazeteciler kapıyı çaldı. Kendisi göndermiş. Urfa.com geldi, çekti. Ondan sonra... Ama binlerce dua aldım ben. Binlerce telefon. Yani bilmiyorum, mektup... Buradan mektup gelmiş. İsterse bakabilirsiniz. Yok, ben, niye bakalım? Yani o... Buradan ona da selam gönderiyorum. Adını da yazmış. Sadece adını yazmış. Ne telefonunu yazmış, ne soyadını yazmış. Evet, o da demek ki senin gazeteci çağırmadığın gibi o da mektubu yazmış, adını yazmamış. Hayra evet, geçsin burada diye, hora geçsin diye. Ankara'da Ozan Can var. Orada selamımı buradan gönderiyorum ona. O da beni aradı, yardım evdeki etti. Evdeki çocuklar mocuklar izliyor mu? Bütün aile izliyor mu şu anda seni? İzliyordur. Evde kaç çocuk var abi? 10 çocuğum var. Maşallah. En büyük alkış buna geldi. Evet, en büyük alkış buna geldi gerçekten de. Maşallah abi, ne diyeyim. Yani bir sürü şey söylemek istiyorum sana. Aslında valla elinden öperim, yanağından öperim, alnından öperim. Sıkı sıkı sarılırım herkes adına gerçekten de. İyi ki varsın, iyi ki senin gibiler var. Çıkışta gitmiyorsun bir yere, seninle özel bir sohbet de edeceğim ben. Abimize bir büyük alkış daha alalım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın, sağ olasın. Bir şey daha soracağım. Tekrar gelir de mesela başka kuşlara söylediğini düşün. Yani dedik ki bu da çok iyi karşılanıyoruz, ağlanıyoruz. Bir sıkıntı yok deyip de oraya böyle gelirse bir kere daha olsa bir kere daha yapacak mısın aynı hareketi? Şimdi şöyle, iyi ki 21 günde çıkarıyorlar. Çünkü biz köy... Abi ona ben baktım. Güvercin yine iyi. Deve kuşu falan yapsa 45-50 gün. 52 gün yani sana söyleyeyim. Şimdi şöyle iyi ki 21 günde 3 haftada çıkarıyorlar. 6 ay olsaydı ne yapardım? Gene beklerdim inan. Sen de o yürek varken sen evet, 6 ayda beklerdin. Evet. O senin insanlığınla evet. İlgili. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.